Yine bugün saatimiz şöyle 13.06'ları gösterirken birkaç dakika röterli bir şekilde. Çünkü reklamlarımız oluyor, tanıtımlarımız oluyor. Türk TV'de programlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Sizlerle en iyi, en güzeli paylaşmak adına böyle hoşluklar olunca biz 1-2 dakikada röterli başlayabiliyoruz programımıza. Efendim her şeyden önce ümit ediyorum ki ekranınızın karşısında çayınızı, kahvenizi hazırladınız. Biliyorsunuz ki bu programda neşeli sohbetler, muhabbetler, bol müzik, bol klip hepsini barındıran bir program olduğu için koltuğunuza oturdunuz, arkanıza güzelce yastığınızı koydunuz. Çay da demleniyor ocakta şöyle bir of 10-15 dakikada demlenince ne de güzel renk verir, o ne lezzetli olur. Kurabiyeniz, pastanız varsa onu da hazırladınız. Açtınız Türk TV'yi ve programımızı seyretmeye başladığınızı ümit ediyorum. Bizler burada eğleneceğiz, güzel bir program olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Büyük bir neşeyle, büyük bir keyifle siz de orada eğleneceksiniz diyoruz. Efendim öncelikle ben Erdem Gençtürk ve konuğumuz Yaman'la birlikte sizlere bir merhaba diyoruz. Programımıza hoş geldin diyoruz efendim. Merhaba. İçinden böyle geçen bir şey var mı? Hemen programımızın başında. Merhaba. Seyircilerimiz daha bir keyiflensinler. Canlı okuyoruz. Tabii canlı canlı. Albüme biraz sonra geçeceğiz. Tabip sen benim yaramı, beni bu dertlere sana getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çal getir. Dile gitara bul getir, saçlarını yul getir. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Efendim biz programımızda böyle başlayıp zaman ilerledikçe böyle bazen bizi bir açlık sarıveriyor. Bazı seyircilerimiz arıyorlar böyle işte bazı Antep sofrası olabiliyor, kebapçı oluyor, köfte salonundan seyredilip aranabiliyoruz. Sipariş veriyoruz, gelmiyor ayrı mesele. Ama biz buradan belirtiyoruz hani böyle seyircilerimiz varsa aramadan önce adresimizi alıp böyle siparişlerimizi gönderecek şekilde, bizden sipariş alacak şekilde arar. Ondan sonra telefon bağlantısına geçersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda şöyle bir şey yapalım. Bir gün adam biri de acıkmış. Böyle fıldır fıldır lokanta arıyormuş yemek yemek için. Bir tane bir lokanta gözüne kestirmiş ama. Demiş ki şurada bir güzel gideyim, karnımı doyurayım demiş. Gitmiş karşısına siparişleri vermiş. Bayağı da 5-6 çeşit yemek söylemiş. Ah maşallah bismillahirrahmanirrahim. Yemiş yemektir ama pek de beğenmemiş açıkça. Demiş hani fiyatları uygun. Bari demiş şu lokantanın sahibini bir çağırayım da kendisiyle biraz sohbet edeyim. En azından bundan sonra geldiğinde yemekler biraz daha lezzetli olursa sürekli müşterisi olacağını en azından bu temennisinde bulunmak için garsonu çağırıp lokantanın sahibi nerede diye sorunca garson cevap vermiş. Yandaki lokantada yemek yiyin. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Evet şimdi. Ağzına sağlık. Evet bu bizim zaman zaman ilerleyen dakikalarda acıkacağımızın da bir belirtisi olsa gerek. Bu kadar artık bak. Bizi seyircilerimiz seyrediyorlar. Çaylar, kahveler içiliyor. Şimdi onlar diyorlar ki Yaman güzel o sesiyle bize bir türkü söylese de dinlesek diyorlar ama canlı. Albümden değil. Albümden. Geç, biraz sonra geçeceğiz ona. Böyle çok meşhur türkülerimiz var. Hangisini söylemek istersiniz? Mesela benim çok üzerinde durduğum bir türkü vardı. Ege yöresine ait. Bunu ben Haydar'dan da rica etmiştim. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman yolu başım selamet. O kalsın en sona. En sona bırakalım. İşte bu şimdi bir örnek olmak. Evet. Bu bir örnektir. Efendim çarşamba günü ben Adana'daydım. Evet. Sevgili dostumuz, abimiz Melih Mutlu Ses'in kaset tanıtım gecesi vardı. Burada ona sevgiler, saygılar diyorum. Çok güzel bir böyle bestekar, çok iyi bir insan. Kadir Baruk abime burada ben sevgiler diyorum. Mehmet yaşlı dayıya. Şu an herkes bizi izliyor. Herkese selamlar olsun. O zaman canlı bir şey alalım ha. Hareketli mi söyleyeceksin? Yok. Hareketsiz.
İstersen hareketlisin. Hareketli söyle ya. Biraz programın başında hareketli olalım. Ağrıdan eteğinde uçan güvercin olsa, ağrıdan eteğinde uçan güvercin olsa, Türk yutsan binlerde canı canı diyar diyar dolansa, Türk yutsan binlerde canı canı diyar diyar dolansa, başındaki sevdayı kardağlar alıyorsa, başındaki sevdayı kardağlar alıyorsa, bu bendeki aşk değil canı canı Süleyman'a nasıl eder, oy ben giden nasıl eder, başım alıp nire gider, bu bendeki aşk değil canı canı Süleyman'a nasıl eder. 12 3 4 hop evladım hop. Bu da benim bizden oldu tabii. Evet. O da güzel bir espri. Son. Arkadaşlar, Yaman'ın klibi hazır mı? Var mı elimizde şu an? Hazır yayınlayabilir miyiz? Biz konuşurken. Eğer bu imkanımız varsa şimdi ben şöyle yapacağım. Bahsettik ya bu klipten. Bu klipten bahsettiğimiz için senin o Leyla isimli klibini ama biraz sonra bırakacağız. Çünkü tamam biz öyle bir programı. Biz canlı yayında buradan rejiye haber gönderiyoruz. Oradan bize haber geliyor. Hiç öncesinde prova çalışma yok bizde. Biraz daha biraz merak edin efendim ama az sonra bu klibi seyredeceğiz. Zaten ben de geç kaldım. Gelirken trafiğe bir takılım. Sen başına de bir trafiğe yakalandın. Belediyenin kazmadığı yer yok ki. Yolları yapıyorlar işte. Ne güzel işte. Maalesef. Çok güzel çalışmalar var. Hazır mı? Hazırmış. Peki biz konuşurken sağ olsun değerli arkadaşlarımız, işlerinin en profesyonelleri klibi hemen hazır etmişler. O zaman ben şöyle bakıyorum. Senin klibini seyredeceğiz ama bu arada senin kartonetin iç kısmını da gösterelim. İki yaprak demiştik. Şimdi senin Leyla isimli şarkının klibini seyredeceğiz. Söz ve müzik Ramazan Garip Ses'e ait. Ben de döndüm Leyla Leyla. Çölden ovaya ovaya saçlarıma oklar düştü. Aklar düştü. Ama burada oklar yazıyor görüyorsun. Onlar işte. Ya benim hatam yok. Oklar yazıyor orada. Doğru. Seri araya araya, hatta okurken ben dedim, niye oklar düştü dedim ama hani burada yazdığı için biz yazanlar için çıkmak yani istemedik. Şimdi sevgili seyirciler, Yaman'ın Leyla isimli klibini hep birlikte seyredeceğiz. Hemen ardından listemizden bu kez bir klip gelecek. Demet Akalın Seven Kızın Romanı. Thank you.
ki gözlerin kör oldu. Bakamıyorum dünyaya. Sanki gözlerim kör oldu. Bakamıyorum dünyaya. Mevlam senden tek dileğim. Kavuştur beni Leyla'ya. Kavuştur beni Leyla'ya. Köftecilerden, lokantacılardan, restorancılardan... Ne varsa toplayın buraya gelin. Ne varsa çiğ köfte falan bekliyoruz. Evet, bu arada biz... Alo. İyi günler efendim. Erdem Bey, merhaba. Merhaba, kiminle konuşuyoruz? Nasılsınız canım? Bir de bir hadis söyleyeyim de ondan sonra. İyiyiz efendim. Biz, şimdi şunu söyleyeyim. Bize nasılsınız diye sormanıza zaten gerek yok. Biz burada belli ediyoruz zaten nasıl olduğumuzu. İyi olmaya çalışıyoruz efendim. Hareketliyiz, neşeliyiz. Gelenek hali almış da onun için sordum. Efendim? Geleneksel harcı almışsa nasılsınız, işler nasıl diye bir geleneksel olmuş. Anladım, biz de geleneksel olarak bir cevap verelim. Ya ben Adana'dan Kadir Baro. Adana'dan? Kadir Baro. Kadir Baro. Baro. Evet. Baro. Peki efendim, Adana'dan bizi seyrediyorsunuz şu anda. Biz de... Programı seyrediyorum güzel. Evet. Ben o konunun değerli Yaman Bey'e göz önüne döküyorum. Zaten Yaman Bey'in kişiliği ve temiz bir ruhu şartıyla birleştiği zaman muhteşem bir tablo ortaya çıkıyor. Çarşamba günü de beraber diktik. Nerede ya, beraber bir çarşamba? Adana'da yani bir konser falan mı? Bir gece vardı. Gece mi setti mi? Evet. Böyle bir anlatın siz Yaman'ı, biz dinliyoruz. Ben Yaman'ı yeterli kadar anlattım herhalde. Güzel bir kardeş, güzel bir ruh. Siz de iyi bir insansınız. Şarkınız, sebebiniz, programınız çok güzel. Ailemle izliyoruz sizi. Sağ olun efendim. Kimler var efendim şu anda orada? Vallahi eşim var, çocuklarım var, hepsi var işte. Ama biz... Beraber seyrediyoruz. Şimdi biz ses duymayınca inanmıyoruz. Bir ses duyuyor, bir ses alkış yapsınlar, Yaman diye bağırsan az o zaman inanacağız birkaç kişi olduğunca. Allah Allah, bir çaldırın. Tabii, bir hadi duyalım. Bir alkış çal, hoş bir alkış çal. Hadi. Bir zakat çekin. Aldın mı? Kadir abi, ellerinden öpüyorum. Sağ ol canım ben. Çok teşekkür ediyorum. Kadir abi iyi bir yazar, iyi bir bestekar. Peki, ben sana hemen sorayım. Kadir Bey. Efendim? Siz de şarkı veya türkü okuyor musunuz efendim, var mı öyle? Yok, benim yerime Yaman okusun. Ben onun bir eserini hazırlamışım, okuyacağım inşallah. Söz mü yazıyorsunuz daha çok?
Ben söz müzik ben yazarım. Peki müzik. Böyle son zamanlarda sözünü yazdığınız bir örnek bize verseniz bir dinlesek size. Beran'ın Satma diye bir eserim var. Tamam oldu var. Ömrüme yararım var. Birazdan Beran'ın Taş Yıldırılsın var. Mesela bir tanesinden böyle biraz sözlerini hatırlatsın bir duyalım. Şarkı türkü olarak değil yani şiir olarak. Duymak söz. Dünyaya geldim geleli. Kendimi bildim bileli. Her günüm dertli çileli. Dünya bana zehir oldu. Ekmek atlı ben yayarım. Derdimi kime yanayım? Feneyi nasıl bulayım? Dünya bana zindan oldu. Talan oldu, talan oldu. Elim batın viran oldu. Felek bana hırcın neydi? Tüm dostlarım düşman oldu. Evet, teşekkürler efendim. Ağzına sağlık. Ben şimdi bu eseri okuyorum inşallah Kadir abi. Kadir Bey siz normalde ne iş yapıyorsunuz efendim bu söz yazmanın başında? Ben emekliyim, ben emekliyim. Nerede emeklisiniz efendim? Ben belediye otobüsünde emekliyim. Belediye köyünde otobüsler, uzun otobüsler var ya. Şoför müydünüz orada? Evet şofördüm. Oradan emekliyim. Anladım. Vah bir de buradaki belediye otobüsleri bir görseniz. Durumun, trafiğin, halini bir görseniz. Biliyorum. Çektim ben onun hediyesi çektim. Adana'dan bir yere ayrılmazsınız. Çünkü Adana mutlaka yani tabi bu kadar değildir herhalde. O kadar değil. Kadar. Evet. Yaman da dertli. Geç kaldım biraz diyor o anlamda. Doğrudur. Adana İstanbul'a nazaran biraz daha rahattır yani trafik konusunda. Biraz belediyeye buradan saygı ve namütünayi saygı ve sevgilerimizle İstanbul Belediyesi'ne. Yani bu duraklarda özellikle bu Unkapanı, Aksaray ve Çapa taraflarında otobüs bir durağa giriyor. 10 dakika hareket etmiyor. Bir tren gibi böyle konvoy hiç de buna bir çare bulunamıyor. Hani böyle duyan varsa biraz daha bunda daha böyle nizami bir plan bir program yapılsa. Müşteriler yoksa buna beklemeseler çok mutlu olacağız yani. Ben 27 sene belediye otobüs şoförlüğü yaptım. Evet. Ben şoförlere yardımcı olmamı istiyorum. Otobüse binmeden biletler ellerinde tutsunlar. Bozuk paralar ellerinde hazır tutsunlar. Evet bu mesela. Burası da yaşlara saygı duysunlar. Olay bu yani. Yoksa ondan gecikme olmaz. Şimdi bir de şu var. Kadir Bey. Bir de şu var. Şimdi belediye otobüsleri diyorsan bir de özel halk otobüsleri var. Ben bindiğim zaman acaba diyorum otobüs arızalı mı? Bir türlü gitmiyor. 30'larda, 40'larda öyle kanı gibi gidiyor. Olsun yavaş yavaş. Yarım saatte yol 1,5 saatte çıkıyor. Bizde bir felsefe vardır. Belediye otobüs şoförlerinde en güzel şoför kimdir? Kimdir? Yolcusunu sarsmadan gideceği yere kavuşturma en güzel başarılı şoför olur bizde. Bir de işini yetiştirirse tabii çok daha iyi olacak. O tabii, da ayrı, o da ayrı bir konu. Tabii. Kadir Bey. Kadir Bey çok teşekkür ederiz efendim. Adana'da aradınız. Bizi şereflendirdiniz. Kadir abi çok sağ ol. Ellerinden öpüyorum. Ben herkese selam. Sağ ol, saygılar. Sıfır bir Adana'ya selamlar. Selamlar. Hadi görüşürüz, sağ ol. Efendim. Şu eseri bir de ben... Tabii hemen dinleyelim. Şey olarak hemen. Olur. İnşallah ikinci kasetime düşünüyorum. Dünyaya geldim geleli, kendimi bildim bileli, her günüm dertli çileli, dünya bana zindan oldu. Peşinde de güzel böyle bir eserini senden dinlemiş olduk. Bizim hoşumuza gidiyor böyle canlı kanlı seyredip dinleyince zevki keyfi bir ay oluyor. Efendim sürprizlerle dolu programımız devam ediyor iki klibin ardından. Şimdi yanımda böyle gördüğünüz gibi küçük bir hanımefendi var. Güzel bir hanımefendi var. Niye var acaba merak ettiniz. Bizim programımız 7'den gerçekten 77'ye her kesime hitap eden bir program. Hatta canlı yayınlarımızda geçtiğimiz programlarda 11 yaşında, 15 yaşında seyircilerimiz bize telefon açtı. Küçük seyircilerimiz bizimle muhabbet ettiler. Erdem abi biz her gün senin programını seyrediyoruz. Okulumuzu bile zaman zaman kırıyoruz diyen seyircilerimiz oldu. Küçük seyircilerimiz asla dedik bunu yapmayın. İşte bu seyircilerimizden bir tanesi bu küçük hanımefendi programımızı çok seyrediyormuş. Bizimle tanışmak, bizi görmek için buraya kadar kalkıp gelmiş. Biz de şimdi böyle güzel bir hanımefendi, bizim programımızın seyircisi. Tanışmak için gelmiş, bizi ziyaret etmek için gelmiş, annesini almış yanına. Hiç dedik seni canlı yayına çıkartmadan gönderir miyiz dedik. Ve aldık ortamıza. Şimdi isim neydi? Adım Büşra. Bir daha söyle. Büşra. Büşra.
Her gün bizi seyrediyorsun değil mi Büşra? Evet ve bu kanalı da çok beğendim. Okuldan gelince de seyrediyorum sizi. Peki bizi seyrediyorsun çok güzel ama acaba derslerinle aran nasıl? Bizi seyrederken derslerini ihmal ediyor musun? Hayır. Yani çalışıyorum derslerimi. Bak oradan da kendini gör. Bak gördün mü nasıl güzelsin ama çok güzel çıkıyorsun. Peki var mı teşekkür taktır bir şey? Taktır getirdim. Evet efendim. Bu bir önemli bir şey. Ne güzel. Bizi ne güzel, ne hem seyrediyor küçük seyircilerimiz hem de takdirlerini ve teşekkürlerini de alıyorlar işte. Böyle de bir seyirci kitlemiz var. Peki hangi okula gidiyorsun? Abdi Bekçi. Nerede? Güngören'de. Hazır. Yakın sayılır. Peki okuldaki derslerin güzel diyorsun, takdir alıyorum, teşekkür alıyorum diyorsun. Bizim programımızda gelen sanatçıları da takip ediyor musun? Hı hı. Mesela böyle en çok sevdiğin sanatçı kim, şarkıcı kim? Keremcan, Hepsi grubu, İntizar da var ve benzerler. Evet, ne demişler? Çocuktan al haberi. Sen şimdi programımızda İntizar'ı, Keremcan'ı hep bunları görmek mi istiyorsun? Yani seyrediyorum, görüyorum da. Evet. Evet. Onları görünce daha da çok gelir o şimdi. Bizim başımızın tacıdır. Biz bu isimleri de davet edeceğiz. Sırf senin gibi böyle küçük seyircilerimiz mutlu olsunlar diye. Biz böyle seyircilerimiz için güzel olması adına her şeyi yapıyoruz elimizden geldiğince. Sen şarkı falan okur musun? Şimdi okumak istemiyorum. Peki okul müsamerelerinde var mı şiir falan böyle hiç? Okudun mu? Okudum. Hatırlıyor musun nasıldı sözlerini? Şu an heyecanlı olduğum için okumak istemiyorsun. Evet. Abi çok güzel. Mesela sevgi seyirciler. Ne güzel bu. Bizim ben şimdi mikrofon böyle yankı yapınca yani sanki böyle bir şarkıcı olasın, bir şair olasın gibi. O kadar güzel bir ses sistemimiz, o kadar bu anlamda düzeyli bir ortamımız var ki burada. Küçük seyircilerimiz var, bizi seyreden geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Mesela benim çok sevdiğim bir klasik Türk musikisinin bir şarkısı vardır. Ben bunu çok severim. Bir bahar akşamı rastladım size. Devamı neydi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? İçine bir his dolup uçuyorum sandın mı hiç? Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönülse. Sevgili seyirciler, böyle değerli küçük bir seyircimiz bizim programımıza gelince işte bizim de içimize bir his doldu. Uçuyoruz sandık. Kırlara doğru uçalım. Evet, uçalım dedik. Ve bu şarkının sözlerini şiir olarak sizlere seslendirdim. Büşra, sen senin arkadaşların falan vardır seyreden. Onlara var mı böyle selam göndereceğin? Var. Söyle bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek yıl içinde aynı sınıfta olmak istiyorum. Aynı sınıfta olmak istiyorsun. Ve sınıf birincisi kendisi maşallah. Sınıf birincisi takdir almış. Evet, ben daha ne diyeyim efendim. Ne güzel, çok ne mutlu güzel olduk. Arada bir gelir bizi ziyaret edersin şimdi. Edelim. Şimdi senin arkadaşların gördü. Onlar da diyecek. Bizim ne günahımız var. Gelsinler değil mi? Gelirler. İsterlerse ben de gelirler. Tamam. Peki okulda en çok sevdiğin ders hangisi? En çok sevdiğim ders din kültürü. Din kültürü. Bravo. Tebrik ederim. Küçük yaşta olmasına rağmen. Şöyle bizim dinimize bağlı bir küçük seyircimiz. Çok. Peki en sevmediğin ders hangisi? En sevmediğin ders yok. Yok, iyi bak bravo. Hocaları seyrediyorsa kızmayacaklar bu anlamda. Zaten takdir dağılmış, soracak, söyleyecek bir şey yok. Peki senin az önce en çok sevdiğin sanatçılar, şarkıcılar kim diye sorduk. Peki en çok sevdiğin şarkı, türkü falan var mı böyle bir şey? Şarkı olarak bazenleri yabancı dinliyorum, bazenleri de Türk dinliyorum. Türkü olarak da yani bazenleri programlarda TRT... Bir de onlar da söylüyorum. Var mı mesela sevdiğin bir türkü? Söyletmeyeceğim, sakın çekinme. Söylemeyeceğim ama. Hangi türkü mesela? Babam Sivaslı olduğu için Sivas'ın şeyini seviyorum. Sivas'ın yollarına bak. Şimdi yollarına. Yaman abinden bir rica etsek, sen buradayken madem çok seviyormuşsunuz o türküyü, bir söyleseniz rica etsek dinler misin? Dinlerim. Siyah saçın dolan dolan koynunda korbanım olan İkimizi ayırdılar, buralarda nasıl durum? Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına, bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zorba. Sivas'ın yollarına, çıkayım
Sevgin türküyü de Yaman abi seslendirmiş oldu. Mutlu ettik seni. Bir telefonumuz varmış. Şimdi Büşra, alo der misin? Alo. Alo. Nasılsınız? Alo. Alo. Ha, duyuyorum sesinizi küçük hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Bu ne güzellik sabah sabah. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bakıyorum iki tane güzel amcaların sen kimsin? Aa, kim diyormuşum şimdiyiz? Sevgili Haydar Ulaş, Türk Halk Müziği sanatçısı. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Şimdi Haydar'cığım. Efendim? Evet, Haydar Ulaş bizim geçtiğimiz hafta programımızın konuğuydu. Güzel bir sesi var. Şimdi sen zaten seyircilerimiz klibinden tanıyor. Bizim programımızın konuğu oldun. Seni tanıyorlar. Şimdi ne yapalım biliyor musun Yaman? Şöyle mikrofonu vereyim. Evet. Şimdi iki tane güzel ses. Biri konuğumuz, biri telefon bağlantısında. Bize böyle bir şey söyleyin beraber. Bir düet yapın ya. Şimdi her şeyden önce sevgili Erdem. Evet. Ben başta seni daha önce de radyodayken bile takdir ediyordum. Maşallah mübarek makina gibisin. Hiç itiraz yok. Ve sevgili Yaman kardeşim genç, yakışıklı hem de başarılı. Bu da ayrı bir özellik. Teşekkürler ediyorum sevgili abicim. Makina gibisin. Ve bu arada aranızda bir de gonca bir gül almışsınız. Evet. Yanaklarından öpüyorum o güzel kardeşim. Ben öpeyim o senin yerine. Evet. Oh, burada. Şimdi o güzel kardeşimiz için ben de Yaman kardeşimiz bir şeyler söyleyelim ya. Hadi beraber ama düet yapın şöyle. Bu bütün Türkiye izleyicileri, Türkiye çalışanlarına gelsin tabii ki. Hayır, ne okuyalım abi? Git güle güle. Tabii abi Yaman türküsünü söyleyelim madem. Evet. Yamanlı bir arada. Evet. Sunuyorum abi. Peki Haydar. İyi programlar diliyorum. Sağ olasın. Bizi aradığın için teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet şimdi Büşra'cığım. Bizim şu telefon numaramız. Sen bir anons etsene bakalım. Bizi aramak isteyen seyircilerimiz ne yapıyorlar? Bak şurada yazıyor şöyle bir güzel. Bunu burada itibaren şöyle bir söyle bakalım. 556 88 70. Ama bir de başında ne var? 0212.
0212 556 88 70. Ne yapıyorlar bu numarayı arayınca? Bu numarayı arayınca bize ulaşıyorlar. Ulaşıyorlar. Peki şimdi sana ben iki de klip anons ettireyim. Bak şurada gördüğün iki ismi sen şöyle şarkıları da yanında yazıyor. Bize anons et bakalım. Ferda Anıl Yakın Ayrılmayalım. Can Okan, Cem Okan yine de söyle. Bak şimdi senin albümünden böyle hareketli bir çalışmayı dinlesek şimdi. Tabii. Sen biliyor musun hangisi var? Birileri gelecek. Birileri. Kim gelecek? Misafirimiz mi? Evet. Hadi gelsin o zaman. Hadi bak. Çok sevdiğim bir abim Malatya'da. Bir tane bayana aşık oluyor, bir kıza. Gidiyor istemeye, bu böbrek hastası biliyorsun, bunu yazan arkadaş. Geçmiş olsun. Vermiyorlar kızı işte, bu da geliyor yani diyor ki birileri diyor yaktı benim gibilerim. Allah'a heval ettim boynumu bükenleri. Evet. Sen yani diyor bilseydim aşkın gözü kör olsun sever miydim? Bancım senin ses tarzın, ses rengin, hani her yorumcunun bir üslubu vardır. Senin ben baktığım zaman bu hani bu üslup bu tarz olarak yani bende uyandırdığı his uzun havaları gayet güzel okuyan bir yorumcu.
kim mimar senin? Doğru mu? Fark et. He inşallah. Canım valla helal olsun. Zaten okuyorum. Böyle hazır da bekliyor Yaman. Böyle bir teklif gelsin de biz bir uzana boksak diye. Artık hissediyorum efendim. Yorumcularımızı, sanatçılarımızı tanıyoruz. O zaman biraz hareketlendik gerçi senin bu şarkın gelince ama bu türküler hareketli şarkılar, hareketli türküler olunca peşine uzun abi olmaz mı demeyin, olur efendim. Tabii niye olmaz? Müziğin hepsi güzel bizim için. Şimdi biraz hareketlendik, biraz da duygusallaşalım. Evet. Hangi uzun abiyi seslendireceksin? Aman geze geze de yüreğime dert oldu. Oo, hadi dinleyelim o zaman. Böyle. Hadi bak. Edeceğim sizlere. Onun hemen ardından sözü Yaman'a bırakacağım ve ondan gelecek olan bu çalışmayla devam edeceğiz. Evet. Kliplerin ardından. Evet. Ha, 10 numara mı diyorsun? Evet. Söz ve müzik Celal Yarıcı'ya ait olan okuyalım sözleri. Yeser, evet. Kalbimdeki ateş söner mi sandın? Sandım. Yüzündeki sevgi güler mi sandım? Azrail gelip canım almadan feryadın dilinden düşer mi sandım? Ümitlerim vardı elimden aldın. Bıraktın kendini, rüyaya daldım. Mutluluk yakınken uzakta kaldım. Bir fırtına gibi geçer mi sandın? Son dörtlü okudum, ortaya şey yapmam. Onu artık hepsi tamamıyla sen seslendireceksin. Evet. Sevgili seyirciler, sırada iki klibimiz var. Aslında ise Yaman'dan fırtına gibi bir çalışma gelecek. Evet. Bizden ayrılmayın.
geçer mi sandın?